Buna göre öğrencilerin not kağıtları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda Yonca, Açelya ve Koray'ın fen bilimleri dersinden almış oldukları araştırma konuları verilmiştir. Öğrenciler araştırma konuları için hazırlayacakları dokümanda hangi gezegenlere ait görsellere ihtiyaç duyacaklarını ellerindeki not kağıtlarına yazıyorlar. Yonca güneş sistemindeki karasal gezegenleri inceleyecekmiş. Karasal gezegenler iç gezegenlerdir. İç gezegenlerde Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tan oluşmalı. B şıkkı doğru. A şıkkı da doğru. Bir tek burada Mars'ı eklememiş. Aynı zamanda D'de de yine bütün hepsi doğru. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler olmalı. Dolayısıyla büyük ihtimal A'yı eleyeceğiz ve C'yi eleyeceğiz. Açelya güneş sisteminde uydusu olmayan gezegenleri inceliyor. Dış gezegenlerin hepsinin uydusu var. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. O yüzden bunları yazmamalı. Onun dışında e, Dünya ve Mars'ın da uyduları var. Ancak Merkür ve Venüs'ün uyduları yok. Dolayısıyla burası yanlış. Doğru. Ve burası da doğru. Tabii ki C şıkkında bu da eleniyor. Sonrasında Koray'a baktığımızda güneş sistemindeki halkalı gezegenleri inceliyormuş. Halkalı gezegenleri inceliyorsa eğer dış gezegenlere bakmalı. Onu orada da Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün yer almakta. Dolayısıyla bu sorunun cevabı D şıkkı olacak. Yapılan modellemeye göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Dünya, Mars ve Jüpiter'in güneş sistemindeki konumları aşağıda gösterilmiştir. Güneş sisteminde çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunan ve gezegen olmadığı bilinen gök cisimleri yeşil boncuklarla, bu gök cisimlerinin bulunabilecekleri farklı konumlardaki renkleri de mavi, sarı, kırmızı boncuklarla gösterilmiştir. Mars ve Jüpiter arasında yer alan bu yeşil boncuklar asteroidlerdir. Bu asteroidler Mars ve Jüpiter arasında yer alırlar. Eğer bu asteroidler dünyanın atmosferine gelirlerse bakalım. Bir, yeşil boncuk ile gösterilenler asteroid olarak adlandırılır. Evet, kendileri asteroidlerdir. Mavi boncuk ile gösterilenler meteoroid olabilirler. Evet, dünyaya yaklaştıklarında artık onları meteoroid olarak adlandırırız. Sonrasında 3 Sarı boncuk ile gösterilen dünyanın atmosferine girdiği için gök taşı olarak adlandırılır. Hayır. Bu meteoritler atmosfere girdiklerinde yanarlar ve yok olurlar. Eğer yanmazlarsa yanarak yok olmaz, yeryüzüne ulaşırlarsa onlara gök taşı deriz. Ancak sarı ile gösterilen aşamada henüz yeryüzüne inmiş değil. Dolayısıyla da gök taşı demeyiz. 4 kırmızı boncuk ile gösterilen dünyaya ulaştığında meteor olarak adlandırılır. Hayır, bu sefer gök olarak adlandırılması gerekir. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olmalı. Buna göre verilen metinle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Dünya atmosferine giren meteorlar saniyede 10 ila 70 km süratle hareket edebilir. Atmosfere giren meteorlar sürtünme nedeniyle oluşan ısıdan dolayı erimeye başlar. Erimeye ve yanmaya başlayan meteor atmosferde ince bir ışık çizgisi oluşturur. Meteorlardan bazıları atmosferde tamamen erirken bazıları da tamamen erimez ve erimeden kalan kısımları yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne ulaşan meteorlar düştükleri yerlerde kraterler oluşturur. Dünya üzerinde onaylanmış 188 krater vardır. Dünyadaki en büyük krater Redefort krateridir. Aitken havzası ile ise Ay yüzeyinde bulunan en büyük kraterdir. Aydaki kraterin genişliği dünyadaki kraterin genişliğinden fazladır. 1. Dünya atmosferine 188 meteor girmiştir. 188 tane krater var. Evet, gök taşlarının oluşturduğu. Ancak dünya atmosferine 188 tane krater girmiştir. Başka girmemiştir diyemiyoruz. Çünkü büyük bir oranda da atmosferde eriyip kayboluyorlar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İkiye bakalım. Sürtünme nedeniyle oluşan ısıdan dolayı yanan meteorların atmosferdeki görünümleri halk dilinde yıldız kayması olarak adlandırılır. Evet, dünya atmosferinde eriyerek kaybolan bu meteorlar bir ışık yayarlar ve bu ışık da yıldız kayması gibi görünür. Adına da halk arasında yıldız kayması denir. Bu ifade doğru. 3 aydaki kraterin daha büyük olmasının nedeni ayın atmosferinin dünyanın atmosferinden ince olması olabilir. Evet, ayın atmosferinin dünyaya göre ince olması demek meteoru daha az eritebilmek demek. Dolayısıyla da daha büyük bir meteor yani göktaşı olarak ayın yüzeyinde bir krater oluşturabilir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı 2 ve 3 C şıkkı. Buna göre öğrencinin yaptığı işlemlerde benzetim yaptığı kemik çeşitleri ve verdiği örneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İskelet sistemini oluşturan kemikler şekillerine göre uzun, kısa ve yaslı kemikler olarak gruplandırılır. Bir öğrenci kemik çeşitlerini etkinlikte anlatmak için hamur yoğurmuş, yaptığı işlemlerin altına benzettiği kemik çeşidini ve örneğini yazmıştır. Birinci işlemde hamuru yoğurdum, silindir şeklini almasını sağladım demiş. İkinci işlemde hamuru keserek benzer büyüklükte parçalar elde ettim. Üçüncü işlemde kestiğim parçaları oklava ile açarak yüzeyini genişlettim demiş. Benzetilen kemik çeşidi için birinci işlemde uzun kemik demiş. Evet buradaki hamur işlemi uzun kemikle eşleşen bir işlem. Uzun kemik boyu eninden daha büyük olan kemiklerdir. İkinci işlemde kısa kemik demiş. Kısa kemikte de en boy oranı birbirine yaklaşık olarak eşit olan kemikler olmakta. Dolayısıyla bu örnekte doğru görselle uyuşuyor. Yassı kemik de yine kestiği parçaları açarak yüzeyini genişletmişti. Levha şeklinde olan kemikler yastık kemikler. Yine bu görselle uyumlu. Kemik çeşidi örneklerine baktığımız zaman uzun kemiğe uyluk kemiği demiş. Uyluk kemiği bacağımızın üst kısmındaki kemik. Dolayısıyla eşleşen bir örnek. El parmak kemiği ee, kısa kemik örneği değil uzun kemik örneğidir. Burada da eşleşme söz konusu değil. Kalça kemiği ise yastık kemiğin bir örneğidir. Bu örnekte doğru verilmiş. A. Kemik çeşitleri ve verdiği örneklerin tamamı yanlıştır. Hayır tamamı yanlış değil. B. Kemik çeşitleri ve verdiği örneklerin tamamı doğrudur. Hayır tamamı doğru değil. C. Kemik çeşitlerinin tamamı doğru. Fakat verdiği örneklerin bazıları yanlıştır. Evet, kemik çeşitlerin hepsi doğruydu. Ancak el parmak kemiği örneği yanlış bir örnekti. Bu ifade doğru. D, kemik çeşitlerinin bazıları yanlış, fakat verdiği örneklerin tamamı doğrudu demiş. Bunun da doğru olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C şıkkı olacaktır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptıkları yorum yanlıştır? Bir öğretmen güneş ve ay tutulmaları posterinde dünya üzerindeki bazı konuları numaralandırarak şekildeki gibi gösteriyor. Öğrenciler poster ile ilgili aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Serenay, ay tutulması iki numaralı konumdan gözlemlenebilirken bir numaralı konumdan gözlemlenemez demiş. Ancak buradaki ay tutulması bir numaralı konumdan gözlemlenebilir. E, hatta tam e, tutulmanın görüldüğünü görebilir. Ee, şurada kalan alanları gören kısımlar ise yarı tutulmayı gözlemlerler. Ancak bir numaralı konum tam tutulmayı gözlemleyebilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Çağatay güneş tutulması hem 3 numaralı konumdan hem de 4 numaralı konumdan gözlemlenemez demiş. Burada güneş tutulmasını tam görebilecek olan alan şurasıdır. Onun dışında kalan bu kısım ise parçalı tutulma gözlemler. Dolayısıyla da 3 ve 4 numaralı olan noktalar, konumlar bu tutulmayı gözlemleyemezler. Songül, güneş tutulması gece, ay tutulması gündüz gözlemlenebilen olaylardır. Tam tersi güneş tutulması gündüz, ay tutulması ise gece gerçekleşir. Bu yorum da yanlıştır. Yani sorumuzun cevabı Serenay ve Songül A şıkkı olmalı. Buna göre öğrencilerden hangilerini yaptıkları yorumlar doğrudur? İskelet sistemindeki kemik ve eklemlerin özel ışınlar kullanılarak görüntülenmesini sağlayan cihazlara röntgen denir. Yukarıdaki numaralandırılmış röntgen filmlerini öğrencilerine gösteren öğretmen, filmlerle ilgili öğrencilerinden yorum yapmalarını istiyor ve öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Doğa, Röntgen filmlerinin hiçbirinde oynamaz eklemler gözlemlenmez demiş. Ancak birinci görsele baktığımız zaman burada kafatasını görüyoruz. Kafatası bizim için oynamaz eklem örneğidir. Dolayısıyla Doğan'ın yaptığı yorum yanlış. İpek sadece iki numaralı röntgen filminde tek çeşit eklem gözlemlenebilir demiş. Buraya baktığımız zaman oynar eklem görüyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru. Duru 1, 3 ve 4. röntgen filmlerinde yarı oynar eklemler gözlenebilir demiş. Birinci röntgene baktığımız zaman omur kemiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunu gözlemleyebiliriz. Tekrar gösterelim omur kemiklerinin yerine. 3'e baktığımız zaman göğüs kemiklerini görüyoruz. Göğüs kemikleri de yine yarı oynar kemikler. Dördüncü röntgene baktığımızda yine omur kemiklerini görüyoruz. Kalça kemiklerinin yanı sıra. Bu da Yarı oynar kemiklere örnek kemikler. Dolayısıyla Duru'nun yorumu da doğru. Bu sorumuzun cevabı D şıkkı ipek ve duru olmalı. Buna göre Remzi ve Mustafa'nın modellerinde seçtiği organlarla ilgili olarak arkadaşların yaptığı aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? Remzi ve Mustafa sindirim sistemi ile ilgili hazırladıkları posterlerden bazı organları seçerek numaralandırıyor ve arkadaşlar arkadaşları bu organlar hakkında bazı çıkarımlarda bulunuyor. Remzinin modeline baktığımız zaman ilk olarak bir numaralı olanın ağız olduğunu söyleyebiliriz. İki ise bize mideyi gösteriyor ve son olarak üçte de anüsün olduğunu görüyoruz. Ardından Mustafa'nın modeline baktığımız zaman dört numaralı kısımda yemek borusu olduğunu görüyoruz. Beşte ise karaciğer gösterilmiş. Son olarak ise 6 numaralı organın ince bağırsak olduğunu söyleyebiliriz. Burada bu eşleştirmeleri yapalım ki ardından şıklarda kolaylıkla çözebilelim. A. Mustafa'nın seçtiği organların hepsi sindirim sistemi organlarıdır. Yemek borusu ve ince bağırsak sindirim sisteminin organlarındandır. Karaciğer ise yardımcı organdır. Ürettiği safra sıvısı sayesinde Sindirime yardımcı olur. Dolayısıyla da direkt sindirim sistemin organıdır diyemeyiz karaciğer için. Karaciğeri göstermesi burada bu ifadeyi yanlış yaptı. B. Remzi'nin seçtiği organlardan sadece birinde kimyasal sindirim gerçekleşmez demiş. Ağızda kimyasal sindirim gerçekleşir. Tükürük sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi başlamış olur. Mideye geldiğimiz zaman proteinlerin sindirimi gerçekleşir, kimyasal sindirimi. Ancak anüste herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Anüs artık sindirim sonucu oluşmuş atıkların dışarıya atılmasını sağlayacak olan organdır. Dolayısıyla anüste gerçekleşmediği için yalnızca bir tanesinde gerçekleşmez diyor. İfade doğru olmuş oluyor. C. Remzi'nin modelinde 2 ve 3 numaralı organlardan geçen besinlerin içeriğindeki su miktarları aynıdır denilmiş. Yani mideden ve anüsten geçen besinlerin içeriğindeki su miktarı aynıdır deniliyor. Ee, i̇kideki besin içerisindeki su miktarı ile üçteki yani anüstekinin içerisindeki su miktarı aynı olmayacak. Mideden sonra ince bağırsak, ince bağırsaktan sonra da kalın bağırsağa bir geçiş var. Ve kalın bağırsakta su, mineral ve vitaminlerin emilimi söz konusu. Dolayısıyla da kalın bağırsağın ardından anüse geçen bu besinler hatta besin atıkları diyelim artık onlara içeriğindeki su miktarları aynı olmayacaktır. Bu ifade de yanlış. Mustafa'nın modelinde 4 numaralı organdan 6 numaralı organa gelen besinler kimyasal sindirme uğramamıştır denilmiş. yemek borusundan sonra mideye geçirilecek. Ardından ince bağırsak geçirecek. Yani midede kimyasal sindirim gerçekleşir. Dolayısıyla da e, bu yorum yanlıştır. Hatta ağızda belki eğer bu bir karbonhidratsa yemek borusundan önce bile kimyasal sindirme uğramış olabilir. Ancak bize burada özellikle yemek borusundan ince bağırsağa geçiş söylediği için mideyi düşünelim. Midede de proteinli kimyasal sindirimi gerçekleşir. Dolayısıyla da e, bu ifade de yanlış olmuş oluyor. Sorumuzun cevabı da B şıkkı olmuş oluyor. Öğrencilerin belirlediği puan sistemine göre organların kazandıkları puanlar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir grup öğrenci tasarladıkları bir puan sistemi ile sindirim sisteminin en değerli organını belirlemeye çalışmaktadır. Puan sistemini aşağıdaki gibi belirlemişlerdir. Protein, karbonhidrat ve yağ içeren besin türlerinin fiziksel sindirimini gerçekleştiren organ her bir besin türü için 2 puan kazanacaktır. Protein, karbonhidrat ve yağ içeren besin türlerinin kimyasal sindirimini gerçekleştiren organ her bir besin türü için 3 puan kazanacaktır. Besinin eminimini gerçekleştiren organ 4 puan kazanacaktır ve değerlendirmeye aşağıdaki organlar katılacaktır denilmiş. Öncelikle burada anüsün 0 puan olduğunu, Yemek borusu ve yutağında 0 puan olduğunu belirtelim. Çünkü bunlar hiçbir şekilde sindirme ya da emilime dahil olmuyorlar. Dolayısıyla B ve C ışıklarını eleyebiliriz. Kalın bağırsak için ise yalnızca 4 puan verebiliriz. Çünkü yalnızca su, mineral ve vitaminlerin emilimini sağlamakla görevli. Onun dışında ağza gelecek olursak ağızda... Karbonhidrat, protein ve yağların Kimyasal fiziksel sindirimini gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bir 6 puan toplayabilir. Ardından karbonhidratların yalnızca karbonhidratların tükürük sayesinde kimyasal sindirimini gerçekleştirdiği için de bir 3 puan kazanır. Dolayısıyla ağzın toplayacağı puan 9 puan olmalıdır. Ardından mideye geldiğimizde mide yine karbonhidrat, yağ ve proteinleri bulamaç haline getirir. Yani fiziksel sindirimini sağlayabilir. Dolayısıyla yine tıpkı ağızda olduğu gibi bir altı puanı söz konusudur. Bunun yanı sıra proteinlerinde kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Yani midenin de kazanacağı puan 9 puandır. İnce bağırsağa geldiğimizde ince bağırsak bütün bu besin maddelerinin karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirecektir. Dolayısıyla da her biri için 3 puan verdiğimizde bir 9 puan toplayacaktır. Bunun yanı sıra yağların fiziksel sindirimi de gerçekleşir. Bunun için de 2 puan elde edecektir. Ve son olarak ince bağırsakta emilim de gerçekleşecek. Bunun için de bir 4 puan kazanacaktır. Yani ince bağırsak totalde 15 puanı hanesine yazdıracaktır. Baktığımız zaman ağız 9 puan, mide 9 puan ve ince bağırsakta 9 puan olmalıdır. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı olmalı. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda karbonhidrat, protein ve yağın sindirim sistemindeki organlarda 1, 2 ve 3 numaralı olaylar sonucu gerçekleşen kimyasal sindirimi şematize edilmiştir. Besinlerdeki parçalanmalar kimyasal sindirimi göstermektedir. 1 numaralı olaya baktığımızda yalnızca karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Diğerlerinin gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bir için ağız diyebiliriz. Ağızda gerçekleşmiş olabilir. 2 numaralıya baktığımız zaman artık kimyasal karbonhidratların kimyasal sindiriminin yanına bir de proteinler dahil edilmiş. Yani bir mide geçişi söz konusu olabilir. Mide müdahalesi. Çünkü midede proteinlerin kimyasal sindirimi başlayacak. Ve son olarak 3 besin türünün de kimyasal sindirime uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla 3'e de ince bağırsak dememiz gerekir. Çünkü ince bağırsakta artık hepsi sindiriliyor. Ee, A'ya bakalım. 3 numaralı olayda besinlerin ince bağırsakta safra ile kimyasal sindirimi gösterilmiştir. Ee, buradaki safra sıvısı, ince bağırsak da yağların fiziksel sindirimini sağlayan bir şey. Dolayısıyla kimyasal sindirimi sağlamayacaktır. Bu ifade yanlış. B'ye bakalım. Bir numaralı olayda besinlerin ağızda tükürük sıvısı ile kimyasal sindirimi göstermiştir. Evet olabilir. Ağızdaki tükürük sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşebildiği için bu ifade doğrudur. C. 2 numaralı olayda mide besinlerin midede mide öz suyu ile kimyasal sindirimi gösterilmiştir. Evet, mide içerisindeki mide öz suyu sayesinde proteinlerin kimyasal sindirilebildiğini söyleyebiliriz. Farkındaysak tam olarak karbonhidrat hala sindirilmemiş midenin içerisinde. Ağızda ne kadar sindirildiyse öyle kalmış. D'ye baktığımız zaman 1, 2 ve 3 numaralı olayların hiçbiri yemek borusu ya da kalın bağırsakta gerçekleşmemiştir. Evet, çünkü buralarda kimyasal sindirim gerçekleşmeyecektir. Yemek borusunda zaten hiçbiri yok. Kalın bağırsakta da yalnızca su, mineral ve vitaminlerin emilimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A şıkkı olmalı. Öğrencilerin gözlemlerine göre yaptığı yorumlarından hangileri doğrudur? Bir öğretmen damarlarda kanın akış hızını ve damar yaralanmalarındaki farklılıkları öğrencilerine göstermek için delik bir hortuma bağlı musluğu farklı miktarlarda açarak deney yapıyor. Hortumdaki delikten suyun akış şekillerini öğrencileriyle birlikte aşağıdaki gibi gözlemliyorlar. Birincisine baktığımız zaman musluk çok açık ve su delikten fışkırıyor. İkiye baktığımızda musluk biraz açık. Su delikten yayılarak akıyor. 3 numaralı musluğa baktığımızda ise musluk çok az açık. Su delikten sızıyor denilmiş. 1. 1 numaralı deneyde atar damarlarda kanın akış hızı ile kan basıncının yüksek olduğu ve bu damarlardaki yaralanmaların tehlikeli olabileceği gösterilmiştir. Evet, buradaki su delikten fışkırıyor ve musluk çok açık. E, tam olarak atar damarları isim geliyor. Atar damarlardaki kanın akış hızı en yüksek düzeydedir. Dolayısıyla da tehlikelidir. E, bir numaralı ifadeyi doğru olarak kabul etmeliyiz. 2 3 numaralı deneyde kirli kan taşıyan toplar damarlardaki kanın akış hızı ile Kan basıncının düşük olduğu ve bu damarlardaki yaralanmaların çok tehlikeli olmadığı gösterilmiştir. 3 numaralıya baktığımız zaman delikten sızan bir durum var. E, bu şu demek, 2 numaralı durumda daha fazla e, aktığını görüyoruz. 2'nin toplar damar olup 3'ün ise kılcal damar olduğunu söyleyebiliriz. E, ki kan akış hızı en düşük seviyede olanlardır ve yaralanmalarda bu dolayısıyla çok tehlikeli olmayabilir. Yani 2 için doğru diyemeyeceğiz. Eğer e, buradaki 3 için kılcal damar deseydi doğru diyebilirdik. 3, 1, 2 ve 3 numaralı deneylerde vücudumuzdaki kan damarlarında kan akış hızı ile kan basıncının farklı olduğu gösterilmiştir. Evet buradaki musluğun çok açık olması, biraz açık olması ve çok az açık olması ile e, suyun delikten fışkırması, yayılarak akması, sızıntı yapması e, bir tarafta akış hızını gösterirken diğer tarafta kan basıncının farklı olduğunu göstermiştir. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla buradaki cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Buna göre öğrenci gruplarından hangilerinin yaptığı yorumlar doğrudur. Kan dolaşımı sayesinde böbreklere ve akciğerlere gelen kan bu organlardan geçtikten sonra bazı değişimlere uğrar. Yanda bu organlara gelen kan ve bu organlardan çıkan kan şematize edilmiştir. İlk olarak akciğere gelen kan ve çıkan kanı göstermiş, sonrasında da böbreklere gelen kan ve çıkan kan sergilenmiş. Görseller hakkında 3 öğrenci grubu aşağıdaki yorumları yapmışlar. Birinci grup böbreklere ve akciğerlere gelen kan bu organlardan geçtikten sonra vücut bazı zararlı maddelerden arındırılmış olur denilmiş. Evet, örneğin akciğerlere gelen kan içeride solunum gerçekleştiği için sahip olduğu karbondioksiti dışarı atabilmektedir. Dolayısıyla arındırılmış olur. Aynı şekilde böbrekler de boşaltım sistemi sayesinde fazla suyun, tuzun ve ürenin vücuttan atılmasını sağlarlar. Dolayısıyla birinci grup doğru bir yorum yapmış oluyor. İkinci gruba baktığımız zaman böbreklerden ve akciğerlerden çıkan kandaki su miktarı bu organlara gelen kandaki su miktarından azdır denilmiş. Yine akciğerde solunumla birlikte karbondioksitin yanı sıra su buharı da dışarı verilmekte. Dolayısıyla kandaki su miktarının azaltıldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, böbreklere gelen kanın süzülüp fazla suyun atıldığını söyleyebiliriz. Bu da yine su miktarının azaltılması demektir. Yani iki numaralı grupta doğru bir ifade söylemiş. 3. gruba baktığımızda böbreklerden ve akciğerlerden çıkan kandaki oksijen miktarı bu organlara gelen kandaki oksijen miktarından azdır denilmiş. Böbreklere gelen kan e, temizlenir. O zararlı atıklardan arındırılır. Ancak böbrekler oksijen miktarı üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Ancak akşi, akciğerler küçük kan dolaşımı esnasında akciğerlere gelen kanı oksijence zenginleştirirler. oksijen miktarını arttırabilirler. E, bu durumda da üçüncü grubun yorumları yanlış olmuş oluyor. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı bir ve ikinci grup olmuş oluyor. Buna göre harflerle gösterilen boşaltım maddeleri ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Yandaki görselde su buharı, karbondioksit, üre, tuz ve besin atıklarının vücudumuzdan uzaklaştıran organlar belirtilmiştir. Bir öğrenci boşaltım organları ve boşaltım maddeleri konusunda aşağıdaki eşleştirme etkinliğini yapmak istemektedir. Fakat etkinlik tablosunda boşaltım organları verilmiş olmasına rağmen boşaltım maddeleri harflerle gösterilmiştir. Şıklardan gidiyoruz. Hangisinin yanlış olduğuna bakacağız. A için E maddesi besin atıkları olabilir denilmiş. E maddesinin kalın bağırsakla eşleştirildiğini görüyoruz. E, olabilir. Kalın bağırsakta besin atıkları gerçekleşebilir ve Buradan da anüsle dışarı atılabilir. Dolayısıyla bunun için doğrudur diyeceğiz. B'ye baktığımızda D maddesi su olabilir demiş. D maddesi akciğer, böbrekler, kalın bağırsak ve deri olmak üzere hepsinden dışarı atılıyormuş. Akciğerde solunum yoluyla, böbreklerde idrar yoluyla, kalın bağırsakta emilimle ve sonrasında kalan atık olanlar da dışarı atılabilir ve en son olarak da terleme ile deriden dışarı atılabilir. Dolayısıyla bu yorum da doğrudur. C, C maddesi tuz olabilir denilmiş. Baktığımız zaman böbrekler ve deri ile eşleşilmiş. Böbrekler e, idrar yoluyla tuzun fazlasını atabilirler. Deride de terleme yoluyla tuz yine dışarı atılabilir. Yani bu eşleşme de doğrudur. A maddesi üre olabilir denilmiş ancak A maddesi burada akciğerlerle eşleşilmiş. Akciğerlerde üre bulunmaz. Ürenin bulunduğu nokta böbrekler olmalı. Böbrekler üreyi uzaklaştırmalıydı. Yanlış bir eşleşme olmuş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkı olmalı. Hazırladıkları modelleri arkadaşlarına sunan Melih ve Halen'in modelleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Melih ve Hale solunum sistemi modeli hazırlayalım etkinliği için aşağıdaki modelleri hazırlamışlardır. Modellere baktığımızda Melih'in modelinde esnek bir balonla birlikte burada diyaframı göstermeye çalışmış diyebiliriz. Ardından balonlara baktığımızda akciğeri sergilediğini söyleyebiliriz. Sağ ve sol olmak üzere Pipette burada soluk borusunu simgelemekte. E, Halenin modeline baktığımız zaman pipet yine burada soluk borusunu gösterebilmekte. E, şurada görmüş olduğumuz iki kol bizim için e, bronşları temsil ediyor soluk borusundan ziyade. Onu bir hatırlatalım. Buradaki balon akciğeri sergileyecek bir balon değil. Tek bir e, lobu var diyebiliriz tek bir yerde tek bir akciğer gibi olacak. Böyle bir akciğer söz konusu değil. Esnek olmayan kapakta yine diyaframı göstermeyecektir. Dolayısıyla halini yapmış olduğu modelde solunum sistemini biz tam olarak anlatamayacağız. Yalnızca soluk borusunu gösterebileceğiz gibi duruyor. O yüzden şıklara bakalım. A. Melih hazırladığı model üzerinde diyafram hareketlerini gösterebilir. Evet kullanmış olduğu esnek balon sayesinde bu hareketleri bize gösterebilir. B. Hali hazırladığı model üzerinde nasıl soluk alıp verildiğini gösterebilir. Hayır, halinin modeli sonum sistemini göstermek için uygun bir model değildir. Dolayısıyla da nasıl soluk alıp verildiğini gösteremeyecektir. C. Meli hazırladığı model üzerinde sağ ve sol akciğerleri gösterebilir. Evet, buradaki model üzerinde sağ ve sol akciğerlerini gösterir bilir. D. Hali hazırladığı mod üzerinde soluk borusunu gösterebilir. Evet, tıpkı Melih'in de kullanmış olduğu bu pipeti kullanarak benzer bir kullanım yapmışlar. İkisi de soluk borusunu gösterebilecek. Dolayısıyla buradaki cevabımız 5. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda sağlıklı bir insanın akciğer, kalın bağırsak, böbrekler ve deri yolu ile vücudundan dışarı atılan atık maddeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Öncelikle bunları bir belirleyelim. Akciğerden atık bir şeyler söz konusuysa su buharı olmalı. Solunum esnasında ürettiğimiz ve karbondioksit olmalı. Kalın bağırsakta besin atıkları olacaktır. Aynı zamanda yine su olabilir böbreklerde ise su olur, tuz olur ve üre olacaktır. Deriye baktığımız zamansa yine terleme yoluyla su ve tuz dışarı atılabilir. Şimdi şıklarımıza bakalım. A 2 numaralı atık madde karbondioksit. 7 numaralı atık madde üre olabilir denilmiş. 2 numaraya baktığımız zaman akciğerde olduğunu görüyoruz. Karbondioksit olabilir. 7 numaralı atık madde de üre olabilir. Evet, böbreklerden ürettiğimiz için olabilir. B. Tüm organlarda gösterilen numaralı atıklardan en az biri sudur. Evet, akciğerde de, kalın bağırsakta da, böbrek ve deride de hepsinde suyu atabiliriz dışarı. Dolayısıyla bu yorum da doğru. D'ye bakalım. 6 ve 9 numaralı atık maddeler tuz olabilir. Evet, deri ve böbreklerden dışarı tuz atabiliriz. 6 bizim için böbreklerde zaten, 9 da deride yer almakta. Dolayısıyla ikisinden de tuz dışarı atabiliriz. C'ye bakalım. 3 ve 5 numaralı atık maddeler besin atıkları olabilir. Buradaki besin atıkları kalın bağırsaktan atılan atıklardır. Ancak 5 böbreklerden atılacak. Böbreklerden atılan şeyin su, üre ve tuz olmaktan başka bir şansı yok. Yani bir besin atığını böbreklerle atamayacağız. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olmalı. Buna göre verilenlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yukarıda bir insanın bir ve ikinci zaman dilimlerindeki kalp atım hızındaki değişim gösterilmiş, bazı organların isimleri yerine de semboller kullanılmış. Şimdi burada grafiğe baktığımız zaman bir numaralı kısımda kalp atım hızının arttığını, iki numaralı kısımda ise kalp atım hızının düştüğünü görüyoruz. Kare ile gösterilen organın akciğer olduğunu söyleyebiliriz. Akciğerler yuvarlak ile gösterilen organın böbrekler olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonrasında da üçgen ile gösterilen organın ise kalp olduğunu söyleriz. Yanlış olan şıkkı bulmaya çalışalım. D. Birinci zaman diliminde akciğer organından kana geçen oksijen miktarı zamanla artmış olabilir denilmiş. Birinci zaman diliminde kalp atım hızı arttığı için Akciğere ulaşan kan miktarı artmış olabilir ve dolayısıyla da kana geçen oksijen miktarı birinci zaman diliminde artabilir. C'ye baktığımızda ikinci zaman diliminde böbrek organına taşınan atık madde miktarı zamanla azalmış olabilir denilmiş. İkinci zaman diliminde kalp atım hızı düşüyor. Dolayısıyla da böbreklere taşınan kan miktarında azalma olabilir ve atık madde, taşımış atık madde miktarı da aynı doğrultuda azalabilir. B. Birinci zaman diliminde üçgenle yani kalp organı ile akciğer organı arasındaki kan dolaşımı zamanla hızlanmış olabilir. Evet, buradaki kalp atım hızı arttığı için kalp ve akciğerler arasında gerçekleşmiş olan küçük kan dolaşımında hızlı hızlanmış olabilir, zamanla artmış olabilir. Zaten D şıkkını açıklarken de bundan bahsetmiştik. A, bir ve ikinci zaman diliminde sadece kalp organı ile akciğer organı arasında küçük kan dolaşımı gerçekleşmiş olabilir. Buradaki grafik bize bunu göstermiyor. Bu grafiğin amacı bize burada yalnızca küçük kan dolaşımı gerçekleştiğini söylemek değil. Kalp atım hızlandı. Kalp atımının belli bir zaman hızlandığı, belli bir zamanda yavaşladığını gösteriyor. Bu esnada büyük kan dolaşımı da gözlemlenmektedir. Olabilir. Yalnızca küçük kan dolaşımı gerçekleşmiştir ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A şıkkı